Şimdi şöyle dedik, konu şuradan açıldı. Çocukluğumuzda falan soruyorlardı dedik, oradan din derslerine geçtik. İşte imanın şartı nedir? İslam'ın şartı nedir? Müslüman mısın? Ben bunların soruları vardı. Bir kere de bunu işledik. Hani geçmiş programlarda. Şimdi bu bizim bildiğimiz imanın şartı 6'dır. İslam'ın şartı 5'tir. Diyoruz ya. Belki bu yeni nesil arkadaşlar bilmeyebilir. Çünkü onlar bir şekilde telef oldu gittiler. Eskiden bu 15-20 sene evvel böyle bangır bangır televizyonlara çıkan konuşan tipler vardı. Nereden çıkartıyorsunuz İslam'ın 6 şartı olduğunu, 5 şartı olduğunu, imanın şartı. Biz şimdi yoktur, aç bakalım Kur'an'ı. Senin aklın var ya, çalıştır aklını, oku Kur'an'ı. Kaç şart var orada? 6 diyor mu? Vallahi demiyorum hocam. Ya ay ne aydınsınız. Hocam ne kadar aydınsınız. Bize kimse böyle anlatmıyor İslam'ı diye bir de karşısında yerlere yatan tipler oluyordu. Her Ramazan, şimdi Allah Teala laf aramızda, hani kimse duymuyor. Allah Teala, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Ramazan'da şeytanları bağlar diye. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda klasikti bu. Ramazan'da şeytanlar bağlanır, şeytanca konuşan insanlar bir anda ortaya çıkardı. Ve inan bak çok acayip, Ramazan'dan sonra da giderdi bunlara. Bir zehir zıkkım etme huyu vardı Ramazan'da. Bir oruçta alay etmeler. Bir Müslümanca hareketle alay etmeler. Siz Kur'an'ı bilmiyorsunuz, Kur'an'a bakın demeler. Kur'an'a bakın derken de benim tefsirimden bakın diye konuşmalar. Kur'an kendisine inmiş gibi ahkam kesmeler. Gerçi şu anda hala var da. Bizim insanımız zaten böyle artık ya bakıyor bunlardan iyice imandan çıktı. Ya da imanlı olanlar artık zıvanadan çıktı, bunları seyretmiyor. Fakat nereden geliyor bu? Bak bilen insan, bende kalın uzatmayacağım, önemli. Anlattığım şeyler önemli. Çocukken bize bunlar sorulurdu. Çocukken sorulurdu ama programın, sohbetin başında da söyledim. Bu basma kalıp hani şey yapıyoruz ya, biz böyle duyduk. Dedikten sonra bizde bir kompleks oluşuyor. Zaman ilerliyor. Herkes bir şey öğreniyor. Sen de bunu çocukken falan öğrenmişsin. İmanın şartı kaç? Karşına o hoca da geliyor. Yani böyle bir yandan böyle bilgisayarına bakıp tık 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 tık. Kaçtı evladım imanın şartı? Aferin not ediyorum gibi bir tip görmediğin için. Onu böyle cami köşesine bir yerde hani böyle zannediyorsun ki uzakta bir adam gibi gördüğün için. Sana birisi kalkıp da nereden biliyorsun imanın şartı 6? Ben ailemden gakkuk bık. Yok abi yok. Hiç kompleks yapmana, aşağılık duygusu hissetmene gerek yok. Sana soran adam bilmiyor. İmanın şartı kaçmış? İmanın şartı dediğimiz şey nasıl ortaya konulmuş? Allah razı olsun, bizim kitaplarımızda İslam'ın şartı diye anlatılan şeyler nereden kaynaklanıyormuş? Birazdan bunu öğreneceksin. Ama bir türlü söyleyemediğim sözü söyleyeyim. Çocuklara eğitim veriliyor mu hala? Okullarda güzel din eğitimi efendim kitaplarını görüyorum. Renkli, binden beri falan böyle güzel sorulu, Türkçesi gelişmiş uzun metinli. Hatta bir de yapanlardan Allah razı olsun. Allah onlardan binlerce kere razı olsun. Şu Sübyan Mektebi denilen, yani çocuğun yuva çağındayken abdesti, tahareti, karşıdaki insanın emanetini, arkadaşını eziyet etmemeyi, doğaya duyarlı olmayı, hayvan sevmeyi, Allah sevmeyi, insan sevmeyi öğreten o kurumları kimler açtı, kimler destekliyorsa, Allah onlardan ebediyen razı olsun. Ebediyen. Ah çocuklarımızı aydın yetiştirelim. Çağ atlasınlar. Mars'a gidiyor insanlar. Bizim çocuğa ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Yani Bill Gates'in, Elon Musk'ın doktrinini mi öğreteceksin? Kimya öğrettiğinde çocuk daha mı ahlaklı olacak? Bizim çocuk çok terbiyesizdi. Arkadaşlarına şey yapardı. Fizik okudu, düzeldi. Böyle bir çocuk var mı? Böyle bir insan var mı? Hiç harama helale dikkat etmezdi. Doğaya tabiata dikkat etmezdi. Hak gasp ederdi. Namussuzun tekiydi. Kimya okudu, mühendis oldu, düzeldi diyen var mı? O sahaları küçümsemiyoruz. Arkadaş
Din, dil, tarih. Bu benim sözüm değil. Din, dil, tarih. İnsanın şahsiyetini bunlar şekillendirir. Tarih şuuru. Benle başlamadı bu iş ya. Benden önce de vardı. Ne vardı? Benden sonra ne olacak? Bir de bu tarihte benim tarihim var. Ben bundan evvel neredeydim? Şuuru insanı insan yapar. Tarih. Dil, dil. Konuşurken, hitap ederken karşındaki insanı tartar. Nasıl konuşacağını bilir. Mekanı seçer. Bu duygularımı ben nasıl ifade edebilirim? Hani yemek yediğinde hayvan gibi acım demezsin mesela. Ya varsa bir yemek yiyelim be arkadaşım. Beraber yiyelim dersin mesela. Bak, duygularını ifade edebilmek için bir imbikten geçirir seni dil. Lisan, insan. Uslubu lisan aynıyla insan. O yüzden dilin bozulduysa, tarihin bozulduysa geriye bir tek din kalıyor. Bence o da gitmiştir ya. Din insanı terbiye eder. O sebepten Sübyan Mektebi'nde çocuğum Fransızca şey yapıyor. Hatta bir de İtalyan birisi gelmiş. Parça parça bu hafta İtalyanca 20 kelime öğrendi. Çocuğum habire aydınlanıyor. Allah'ım diye seviniyorsun ya. Ya ben şunu soruyorum kardeşim, dili öğrenir. Dini ne zaman öğrenecek? İçindeki güzelliği ne zaman keşfedecek? Sonra bir insanın bunları öğrenmesi geri kafalılık değil ki. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Dini açıdan bunun cevabı, hiç böyle başkasının şu dedi bu dedi onu ben bilmem. Bilin diye söylüyorum. Bilim aynı zamanda bu. Bilin diye söylüyorum. Bir insan Allah, peygamber öğretilmesini, doğru şekilde öğretilmesini şu zamanda yaşadığı halde bu zamanın gerisinde kalmak, örümcek kafalı olmak, ortaçağ zihniyeti vesaire gibi bu sahayla istihza edecek noktada bunu bile bile yapıyorsa, dini, Kur'ani ifadeyle söylüyorum, Allah'ın ayetleriyle istihza eden, dinin öğrenmesiyle istihza ettiği için Kur'an'a göre, bana göre değil, kafirdir. Ben tercih etmiyorum diyebilirsin. Kafir olabilirsin, dinli dişi olabilirsin. Ama bunu, yani bir insan diyebilir mi ki temizliği kabul etmiyorum. Başkasının hakkı olduğunu kabul etmiyorum denildiğinde bu dünya kanunlarında bile bu adama ne denir? Terörist denir, eşkıya denir. Değil mi? Allah Teala buyuruyor ki senin kanunlarını tanımadığında bu adama eşkıya diyorsun da benim hukukumu tanımadığında ben buna kafir dediğimde niye bozulasın?